Nadir bin Haris, insanları dinden uzaklaştırmak, Muhammed'in etrafından dağıtmak veya Muhammed'in etkisini kırmak için fahişeler satın alıyor. Müzik çalan, dans yapan kadınlar satın alıyor parayla. Sonra o kadınlara diyor ki, siz gidin, Muhammed hangi çadıra girerse o çıktığında o çadıra girin, elinizden gelen her şeyi yapın, gerek bedeninizle gerekse bütün ahlaksızlığınızı ortaya koyarak o adamı Muhammed'in etkisinden kurtarın. Dans mı yapılması gerekiyor? Adamın karşısında dans edin. Oynanması mı gerekiyor? Oynanın. Başka şeyler mi yapmanız gerekiyor? Yapın. Ne yapıp edin? Muhammed'in davasının etkisini o adamdan kaldırın. Sırf bu amaçla kardeşler fahişe kadınlar kiralamış, almış bir insandır. Bunun için yapıyor? İnsanlar Kur'an'dan etkilenmesin diye. Ondan sonra Allah onun hakkında ayet indiriyor, biliyor musunuz? Lokman suresinin ilk başlarında buyuruyor ki Rabbimiz, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَد۪يثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمِ İnsanlardan öyleler vardır ki bilgisizce insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için boş sözleri satın alır. Boş işlere para harcar. Niçin? لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan insanları alıkoymak için. Nadir bin Haris'in yaptığı buydu. Ve bu ayetle Allah böylesi insanları eleştirdi, kınadı. Müslümanların böyle insanlara kulak asmamaları gerektiğini öğütledi. Bugün durum bundan farklı mı? Bugün de tağutlar Müslüman gençleri veya İslam'a duyarlılığı olan gençleri İslam yolundan alıkoymak için aynı yollara, aynı metotlara başvurmuyor mu? Bugün de mesela televizyon kanallarında tıpkı Nadir bin Haris'in fahişelerinin oynadığı gibi kadınlar oynatmıyorlar mı? Bugün de televizyonlarında içki masalarının olduğu filmler izletmiyorlar mı? Bugün de kumar oynatmıyorlar mı? Bugün de at yarışı oynatmıyorlar mı? Bugün de futbol denilen dünyanın en büyük kumarını televizyonlarda gençlere izletmiyorlar mı? Veya kardeşler sadece televizyon olarak düşürmeyin. Yani bunun interneti var, bunun kumar odaları var, bilardo salonları var, eğlence merkezleri var, kafeler var, restoran. Yani o kadar çok eğlence alanına yöneliyorlar ki bunun tek gayesi insanlığı İslam dinini öğrenmekten alıkoymak. Yani bugün inanın televizyonlarda saatlerce insanları cezbeden programlar yapıyorlarsa bunun temeli bilin ki insanları meşgul etmektir. Çünkü insan fıtratı gereği boş kaldığı zaman bir şeylerle meşgul olur. Yani insan boş boş duramaz ki. Böyle bir varlık değil. İlla bir şeylerle meşgul olur. Eğer sen batıl ile meşgul edemezsen bir insanı, bu adam eninde sonunda hakka yönelecektir. İmam Şafii diyor ya, nefsuke in şagalteha bi hakkin ve illa şagaletke bi batıl. Eğer sen nefsini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni veya nefsini meşgul eder. Yani sen neyle meşgul olursan, zıttı ondan uzaklaşacaktır. İşte batıl ile meşgul edersen insanları, hak onlardan zail olacak, hakla ilgilenemeyeceklerdir. Ama sen eğer batıl ile insanları meşgul etmezsen, insanlar inanın bir gün gelecek, hak ile meşgul olmaya, hakkı aramaya başlayacaklar. İşte bugünün tağutları da bunu çok iyi bildikleri için kardeşler, gençlik İslam'a yönelmesin diye vallahi ve vallahi Nadir bin Haris'in yaptığı gibi insanları lehvel hadislerle Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar.